Biz buradan sebze almaya geldiydik. O araya arabanın yan tarafına iki kişi motorla yanaşıyor. Arabanın kapısını açıyorlar. Arkadaş Allah razı olsun o söylüyor. Arabanın kapısını açtılar diyor. Ve ben o araya gittiğimde çantayı falan alıp götürüyorlar. Tam üzerlerine atlıyorum. Biraz yerde bir motorda bir arbede yaşıyor hani sürükleme falan. Ondan sonra üst üste hep beraber düşüyor. Çantayı alan kişi ara sokağa doğru kaçıyor. Arkasından ben de gidiyorum. Ondan sonra öbürü de şey yapıyor. İçeride yakaladığım yerde de bıçak çekiyorlar. Ondan sonra da gidiyor zaten ya. Kaç kişilerdi abi? İki kişiler. 25-30 yaş aralarında ikisi de. İkiz de böyle kirli sakallı. Biri zayıf, biri topap boylu. Evet. İki kişilerdi. Peki bu bölgede böyle otayla daha önce... Hani 35 senedir ki mahalledeyim. Daha ilk defa böyle bir şey gördüm. İlk defa şahit oldum. Normalde burada kimse kapısını bile kilitlemez. Arabasını boş ver. Hani evinin kapısını kilitlemez. Ama ilk defa başımıza geldi. Eşinizin çantasından mı? Eşimin çantasını alıp götürüyorlar. El frenin oradaydı zaten arabamızın çantası. Oradan alıp götürüyorlar işte ya. İçinde değerli bir şey var. Vardı. 12 bin liralık bir maddi şeyimiz var içinde. Evraklar falan vardı. İşte kimlikler falan. Kartlar falan onlarla beraber gidiyorlar. Peki bununla alakalı suç duyurusunda bulundu. Hepsi zaten burada belirttim. Evet. Az önce de karakoldan geldik. Darp falan şeyleriyle beraber. Evet. Artık bundan sonrası emniyette. Yapacak bir şeyimiz yok. Evet, yetkililere bir çağrınız. Ya bir önlem alırlarsa çok seviniriz. Hani bu Kayseri'de ve hiç yaşanmayacak bir mahallede yaşandığı için çok böyle bir tedirgin olduk yani. Mahallece ve komşular olarak tedirgin olduk. Ya biz buraya sebze almaya durduk eşimle beraber. Ondan sonra iki tane şahıs, motorlu şahıs geldi arabadan kapıyı açıp benim çantamı aldı. O arada içerideki arkadaş, sebze aldığımız arkadaş dedi ki arabanıza birileri giriyor. O arada da eşim koştu. Üzerlerine atladı. Ne yapıyorsunuz falan filan gibisinde. Bunlar kaçtı. Birini yakalamaya çalıştı. Tam yakaladı. Elinden pırttı. Ondan sonra arkaya doğru gittiler. Arkaya doğru koştular. Tabii ben de bağırıyorum bu arada. İmdat yardım edin falan filan diye. Arkada bıçak falan çekmişler. Eşime tek başına bulunca tabii. Yani oradan geri gelmek zorunda kalmış eşim. Polisi falan aradık. Polisler falan geldi. Yani ifademizi falan verdik. Ya bu Kayseri'de hiç ben görmedim böyle duymadım bir olay. Gasp yani. Başka insanlara da olmasın. Yürüyerek mi kaçtılar bundan motosiklete gelip? Motosikleti eşim aldı zaten. Yani bırakıp kaçtılar motosikleti. Evet. Motosiklet burada kaldı. Kendileri yürüyerek kaçtılar. Peki sizin çantanızı çalmışlar. Neler vardı? Değerli bir şeyler var mıydı? 6-7 bin liraya yakın ziynet eşyam yani altınım. Evet. 4 bin lira da param vardı içerisinde. Gitti yani. Ama ondan ziyade yani eşimi hadi öldürselerdi. Ya nasıl bir duygu bu, nasıl bir şey yani anlamıyorum ki yani. Yetkililere bir çağrınız var mı? Yetkililer yani buna bir dur desin yani bu Kayseri'de olmayacak bir şeydi. Yani olmasın. Evet. Kayseri'de ben hiç duymadım böyle bir şey. Evet. Olmasın yani bir bakın bir önlem alın gözünüzü seveyim yani hadi gitseydi bu biz ölümle burun buruna geldik bugün resmen yaşadık yani onu.